Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftalık burç yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. 2 ve 8 Kasım haftasını yaşayacağız. Bu hafta Boğa burcunda bir dolunay yaşadık. Ne yazık ki çok üzücü sonuçlar oldu biliyorsunuz. Bir deprem yaşadık orada. Çok acı ama gerçek olan bazı sonuçlar gördük. Deprem değil ama binalar öldürdü. Bir sürü kardeşimizi bizden ayırdı. Ailelerini ayırdı. Hepsine rahmet diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum. Tabii hepimiz oturduğumuz evlerin, binaların sağlamlığından sorumluyuz. Lütfen bunu önemseyin. Çünkü buna benzer şeyler, doğa olayları daha büyük ölçekte bile her an olabilir. Dolayısıyla oturduğumuz binaları lütfen kontrol ettirin. Gerekiyorsa daha emniyetli yerlere taşının. Bu süreç önümüzdeki yıllar içerisinde tabi tarihi bilinmez ama tekrar olma ihtimali ülkemiz deprem ülkesi zaten var. Tekrar herkese geçmiş olsun diyorum. Umarız tabii ki de olmasın bir daha. Evet, bu hafta bu dolunayın etkileri yine sürmeye devam edecek. Oldukça güçlü bir enerjiydi. Uranüsyen bir dolunaydı. Bunun zaten yer hareketlerini, finansal konularda para piyasaları ile ilgili hızlı iniş çıkışların olabileceğini dolunay videosunda bahsetmiştim, anlatmıştım. Yine bu hafta özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Parayla ilgili, finansla ilgili konularda hepimizin daha ölçülü olmamız icap ediyor. Çünkü yine dolunayın etkisi güçlü bir şekilde olacak ve burada parayla ilgili, finansla ilgili, para piyasaları ile ilgili işte çok hızlı böyle oynak bir dönem, tahmin etmesi zor, ani iniş, ani çıkışlar olabilir ve olacaktır da. Burada özellikle bu sektörde çalışan veya takip edenlerin de çok ciddi büyük adımlar atmak için hani biraz daha beklemelerini tavsiye ederim. Tabii ki ben ekonomist değilim, sadece işte öngörü olarak bunu belirtmek isterim çünkü Uranüs var. Kontrol etmesi, öngörülmesi zor şartlar olacaktır. Yine Merkür Retrosu bu hafta ve Mars Retrosu devam ediyor. Merkür Retrosu artık ayın 5'inde Perşembe günü normale dönmüş olacak ama gölge etkisi olacaktır. Merkür Terazi Burcu'nda Retrosu'na devam ediyor. Mars ise Koç Burcu'nda. Yine vereceğimiz sözler, alacağımız kararlarda, özellikle çok ani kararlar alırken biraz daha temkinli olmanızı önerebilirim size. Astrolojik gelişmeleri takip etmeye çalışın. Mutlaka bir gün bir yerde bir işinize yarayacaktır. Sizin yaramazsa yakınınızdan birinin yarayabilir. Gerçekten öngörülmesi zor bir dönem geçiriyoruz. Ve özellikle de çok hayati konularda karar almak için çok uygun bir haftada olmayacak bu hafta açıkçası. Çünkü hafta ortasında Merkür ve Satürn'ün bir sert bakış açısı var. Onu hemen öncelikle söyleyeyim. Cuma günü gerçekleşiyor. Saat 11.11'de. Merkür-Satürn kareleri özellikle başta tabii ki de otorite figürleriyle olan ilişkilerde zorluklar çıkartır. Finansal konular, diplomasi, ülkeler arası bürokrasi ile ilgili. Çünkü terazi burcunda Merkür. Geçmişe dönük konuları böyle biraz hırçınca gündeme getirebilir. Bazı engel, manipüle dediğimiz kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. İfade kısıtlaması olabilir, düşüncelerle ilgili olabilir, kendinizi anlatmak, yani bireysel olarak düşündüğümüzde özellikle işte patronundur, abin, kardeşin, annen, baban gibi otorite figürleriyle aranda bazı yanlış anlamalar, engeller, bastırılma, korku, karamsarlık gibi bazı endişeler verir. Ve aynı zamanda da dediğim gibi engellerle de karşılaştırabilir. Buna özellikle cuma günü böyle ciddi konuları günün ilk yarısı özellikle de ertelemenizi tavsiye ediyorum. Yine seyahatler ve yolculuklarla ilgili de bazı sıkıntılar meydana getirebilir. Onun dışında bu hafta evet çok önemli bir değişiklik yok. Haftanın ilk iki günü Ay İkizler Burcu'nda olacak. Özellikle saat 11.59'da Ay İkizler Burcu'na geçecek.
Salı ve Çarşamba günü saat 23.45'e kadar Ay İkizler'de iletişimin çok hızlı olacağı, dünya üzerinde ciddi bazı dedikodu diyelim, aslı olmayan konular olabilir, bunlar dönecektir. Bazı ticari anlaşmalarla ilgili konularda bazı manipülasyonlar meydana gelebilir. Yakın çevremizle çok fazla iletişim içinde olacağız. Özellikle siyasi konuların çok fazla gündeme geleceği, konuşulacağı, bazı işte astarı olmayan veya yanıltılmak üzere diyelim, hani bir ortaya bir şaşırtılması için, yön değişikliği için veya işte bir konunun yönünü değiştirmek için bir şey atılır, birisi bir şey atar ve oradan da diğerleri yürür gibi dikkatli olun. Kandırılmalara karşı da lütfen dikkatli olun. Özellikle haftanın ilk 3 günü böyle bir şey var. Bir de dijital ortamlar, işte bilgisayar, internet gibi konularda işleriniz varsa, hani buralarda böyle zaten artık her şey gerçi bilgisayarda üzerinden yapıyoruz. Ama burada da bazı ciddi problemler, işte kredi kartları ile ilgili mesela önlem alın, bunlarla ilgili de yine tedbirli olmaya çalışın. Özellikle haftanın ilk günü gökyüzü çok actionlı değil, rutin, sakin geçebilir. Ta ki ne zamana kadar? 12.59'da. 12.59'dan sonra aslında önemli işlerinizi o saatten sonra planlayın. Çünkü ay ikizler burcuna geçmiş olacak ve hafta aslında o saatten sonra başlayacak. Salı günü boyunca ay ikizler burcunda. Tabii ki ay ikizlerde Merkür yönetici gezegeni retro, hatta es, yani durağan pozisyonda. Burada Merkür'ün artık durağına geçtiği bir gün, hatta haftanın ilk yarısı yaşayacağımız için Merkür retrosundan daha etkili olur. Daha tehlikeli olabilir. Özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm iletişim cihazlarınıza, yazılı, sözlü metinlerinize, mesajlarınıza, her şeye, telefonlarınıza olabilir. Veya önemli bir toplantı, bir görüşmede de yine bazı gaflar yapılabilir. Olmadık açıklamalar, bazı şaşırtıcı sonuçlar getirebilir. Özellikle dikkat edin. Ve bu yine siber güvenlik dediğimiz bu bankacılık sektörüyle ilgili olabilir. Farklı alanlarda, yine uluslararası aslında alanda, ülkeler arasında da ciddi bazı problemlerin de çıkacağını gösteriyor, işaret ediyor. Bazı internet problemleri de yaşayabiliriz bu arada bu hafta. Çünkü Merkür'ün o Satürn'le karesi de burada bu iletişimle ilgili konularda bazı duraksamalar diyelim, engellerle bizi karşılaştıracak. Yani bu hafta iletişime lütfen çok dikkat edin. Çarşamba gününe geçtiğinde yine ayımız saat 15.47'ye kadar ikizler burcunda, daha sonra boşluğa giriyor. Yine gecenin 12'ye kadar aslında ikizler burcunda, fakat günün yarısı boşlukta olacağı için önemli işlerinizi çarşamba günü saat 15.47'ye kadar halletmeye, bitirmeyi tamamlamaya çalışın. O saatten sonra, çünkü dediğim gibi boşlukta olacağı için ay, bazı girişimleriniz yarım kalır, sonuç alamayabilirsiniz. Perşembe güne geçtiğimiz artık Merkür retrosu bitmiş oluyor. Fakat bugün yine ay yengeç burcunda bu arada. Duygusal ihtiyaçlarımız daha fazla aile, ülke, vatan gibi konular olacak. Evimizle daha çok ilgilenebiliriz. Ailemiz veya aile büyüklerimiz olabilir. Biraz daha güvenmek isteyeceğiz. Güvence altına almak isteyeceğiz kendimizi. Sahiplenmek, sahiplenme duygusu hissetmek belki isteyeceğiz. Böyle bir iki gün, cuma günü de aynı şekilde. Perşembe günü ayın Venüs'e bir karesi var. 16 sıralarında da Uranüs'e bir açısı var. Aslında fena bir gün değil ama hem ilişkiler hem de duygusal olarak bazı yetersizlik, huzursuzluk gibi kavramlar olabilir. Güzellik, estetik ile ilgili konular varsa bugünü çok tercih etmeyin. O ayın Venüs'te olacağı saatler iyi. Ve özellikle dişi figürlerle olan ilişkilerinize de yine gece saatlerinde, bilhassa saat böyle 5-6'dan sonra daha temkinli yaklaşın. Mümkünse bir sonraki güne erteleyin. Cuma gününe geçtiğimizde ayın Neptün'le Plüton'la karşıtlığı var. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleşecek olan ayın
Güneş'le uyumlu açısı var fakat Mars'a da bir karesi olacak sabahın ilk saatlerinde. Biraz hırçın bir gün. Haftanın en gergin günü diyebilirim. Cuma günü için. Cuma günü biraz zor, stresli, engellerle dolu. Biraz daha çabuk sinirlenebileceğimiz, yanlış anlaşılmaların daha fazla olabileceği özellikle bir gün. Öğleden sonraya kadar sürecek ama gece saatlerinde yine 19-20 sıraları ayın Satürn karşıtlığı, Plüton karşıtlığı var ve Jüpiter'le de karşıtlığı var. Burada manipüle dedik ya, hani o engel, o kısıtlanma enerjisi tavan, pik yaptığı saatler olabilir. Cuma günü riskli, biraz hani iletişime çok dikkat etmemiz gereken bir gün. Risk derken bu riskten bahsediyorum. Cumartesi günü, evet, sabahın 9'unda ay Aslan Burcu'na geçecek. Cumartesi, pazar, hafta sonu ay Aslan Burcu'nda seyahat ediyor olacak. Haftanın en neşeli, en daha keyifli diyelim, kendimizi daha böyle iyi hissedeceğimiz bir hafta sonu geçirebiliriz bu hafta sonu. Hemen açılara bakıyorum. Ve ayın da çok Merkür'le gece saatlerinde bir zorlu açısı var. Onun dışında gün boyunca aşk, ilişki, flörtler, çocuklar, eğlence gibi alanlara çekilebiliriz. Ve biraz daha da yaratıcılığımızın da artacağı bir duygu halinde olacağız. Başarılı sonuçlar elde edebiliriz gün içerisinde. Gündemimizdeki konularda ve biraz daha görünürlük, popülerlik, sanatla ilgili konularında yine sanata yatkınlık gibi diyelim, daha yüksek olacağı bir gün. Pazar gününe geçtiğimizde yine ay tabii ki de Aslan Burcu'nda olacağı için bütün gün boyunca yine neşesi, keyfi, enerjisi yüksek ki özellikle pazar günü öğle saatleri ayın Mars'la bir üçgeni var. Pazar günü gerçekten enerjimizin en yüksek olan olacağı bir gün olacak. Hem fiziksel olarak hem ilişkiler adına da gayet hareketli ve başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Daha keyfimiz yerinde olacak, motivasyonumuz daha da yüksek olacak. Ama saat 16.45 itibariyle ayın güneşle bir karesi var. Yine otorite, dişi karşı cinsle olan ilişkilerimizi temkinli, önemli konuşma ve görüşmelerde biraz baskıcı olabiliriz veya karşı taraftan böyle bir şey hissedebiliriz. Yine pazar günü akşam üzeri saatlerinde bu tarz hani eylemlerde özellikle hani mecbur kalmazsanız bulunmamaya özen gösterin. Evet, hafta boyunca sevgili arkadaşlar dediğim gibi iletişimin ve dijital platformların, uluslararası ilişkilerin, özellikle tabii Amerika'da bir seçim olacak. Yine oldukça ses getirecek, gündemi meşgul edecek bazı olayların da orada olabileceğini söyleyebilirim ki, özellikle o Merkür'ün Satürn'e karesi belki hani birkaç gün önceden çünkü etkisi başlayabiliyor. 2 gün önceden orada bir problem çıkacağını, ama o problem tabii sonucunda ne getirecek hep beraber göreceğiz. Böyle bir süreç tabii ki bu seçimler. Biraz önce dediğim gibi tüm dünyayı ilgilendiriyor, bizi de Türkiye'de ilgilendiriyor. Özellikle ekonomi, para piyasaları ilgili oradan gelecek, çıkacak sonuçlara göre de beklenmedik gelişmelere hazır olun diyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her ne olursa olsun motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Evet, yarın oluyor nihayetinde. Hoşçakalın.